Mego gelek tahribatı mazın ser bira çandi u civaki hatin kirin. Çe hat kirin misa bi çand gotin am duhazın misa bu kurd u kurbanci em bejenem penase bikin. Brasti li bajarin Kurdistan'e de hela çandi huneri de hama beje yek sazi u dezgehin ku hizmet dikirin civakere pişti hatina kayuman ne hatin heştin. Yen ku hatin girtin hatin girtin yen ku ne hatin girtin jî Jenaverok avan hatin dur xistin, devri saziyen dinye devleti hatin girin u li derveyi pedviye civake hatin bikaranin efsazi. Disa le tahribat eke mezin eri şekerli ser bira civake ev buku navi hamu kuce, kolan, deverin, çandi, yeku bu kurdi bun, be arabi bun, be suryani bun, be ermeni bun, yeku zamanı kul ve erbnigariye li bajaritin ahartin. Hemun avhatın güherandın teni bir zamanı ki hizmeti cive civake rahat girin, ev ci tirki bu. Yani ev nezikatiya yek zaman, yek ay, yek devlet li bajari bir deste kayuman hat birebe birin, hat ciyani girin. Mardin valiliği belediyenin elektrik borcunun olmadığı şeklinde açıklamalar yapıyor. İkincisi, 31 Mart seçimlerinden sonra 150 milyon paranın hesapta olduğunu ifade ediyor. Evet, doğrudur. 150 milyon lira para var. Ama gittiği zaman, 5 Nisan'da gittiği zaman, biz mazbatayı aldıktan sonra memur ve işçilerin 115 milyon maaşını ödemeden kasada 150 milyon olduğunu söylüyor. Bu parayı ödemeden. Ödediğiniz zaman zaten 20-25 milyonluk bir para kalıyor. Ama sanki kasada para varmış gibi gösteriyor. Yine elektrik borçlarının olmadığını söylüyor dünkü yaptığı açıklamada. Oysa bize 8 Mayıs'ta Marsu TEDAŞ Müdürlüğü'nden gelen bir belge var. Ve şurada şunu söylüyor. 393 bin lira borcumuzun olduğunu, 170 milyon lira da bu borçtan dolayı eklenen faiz. Yani toplam 550 bin civarında bir borç. 8 Mayıs'tan bugüne kadar her gün 15 milyon faiz üzerine biniyor ve şu andaki borcumuz 600 milyon civarında. Ama valilik çok pişkin bir şekilde borcunun olmadığını söylüyor. O zaman biz de bu borcun olduğunu söylüyoruz, kendileri de yok diyor. O zaman hakkımızda suç duyurusunda bulunsun. İftira ettiğimiz, valilik hakkında açıklamasına yalanladığımız için bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunsun. Buyurun. 8 Mayıs'ta elektriğimiz kesilmeyle tehdit ediliyoruz. Aradan 10 gün geçtikten sonra elektrikler kesiliyor. Ve biz bunun bir keresinde 3 milyon, bir keresinde de 10 milyon yatırarak elektriklerin kesilmemesi konusunda büyük tartışmalardan sonra o kesintiye son verdiriyoruz. Şimdi 600 milyon borç oluşmuşsa bizim geldiğimiz 7 Nisan'da göreve başlamışız. 41 günlük bir belediye başkanlığı döneminde 600 milyon borç olabilir mi? Şimdi diyor ki geldiklerinden sonra bu borç oluşmuş. Geldiklerinden sonra bu borç. Yani 600 milyon borç 41 gün içinde oluşmuş. Hangi akıl kabul eder, hangi mantık kabul eder? Ki belgeleriyle konuşuyoruz. Geçmişte de yine geldiğimizde kayyumun tahribatlarını belgelerle ortaya koyduk. Yine bu dönemde ve burada kendilerine bağlı yani AK Parti belediyelerine ve kayyum atadıkları belediyelere bazı projeler yapmış. Biz onlara karşı değiliz. Ama bazı belediyelerde büyükşehir parasından nakit olarak para verilmiş. Mesela Midyat Belediyesi'ne 3 sefer 10'ar bin lira nakit para gönderilmiş. Dergeçit Belediyesi'ne 10 bin. Buna benzer Midyat Belediyesi öyle, Yeşilbir Belediyesi de bu şekilde para. Bu suçtur. Kendi Elazığ Belediyesi, Alıklı diye küçük bir belediye var. Kendi ilçesi herhalde olacak.
45 bin milyonluk bir destekte bulunmuş. 45 milyonluk bir belde, Elazığ'ın bir beldesindeki belediyeye. Şimdi tabii ki burada tek tek borçları saymak istemiyorum. Belgeleriyle ortada. Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyar 260 milyon 493 bin lira borcu var. Marsu'ya baktığımızda 2 milyar 815 milyon 397 bin 55 borcu var. Toplam olarak belediyenin 4 milyar 875 bin 802 lira 94 kuruş borcuyla karşı karşıyayız. Bu borçları tekrar. 3 Ocak Belediyesi'ymiş bu Elazığ'ın 3 Ocak Belediyesi. Para aktarılmış. Biz bu ilimize hizmet etmek için varız. Halkın iradesiyle seçildik. Kayyumun tahribatlarını ortadan kaldırmak için elimizden geldiğince çaba gösteriyoruz. Şuna inanın ki asla ve asla ne hiç kimseye iftira atarız ne de belgeli olmayan hiçbir şeyi dile getiririz. Bütün çalışmalarımız, yaptığımız çalışmalar, belgelerle bunları dile getiriyoruz. Ve göreceksiniz ki bütün ihalelerimiz şeffaf ve açık olacak. Yaptığımız bütün çalışmaları halkla paylaşacağız, sivil toplum örgütleriyle paylaşacağız. Bizi halkla karşı karşıya getirmek için, belediyenin içini boşaltarak iş yapamaz hale getirmek için ortaya koyulmuş olan bir projedir. Hem Kürt halkının ve tüm halkların özgürlüğü için, adalet için mücadeleyi sürdürüyoruz. Ve sonuna kadar da bir siyasetçi olarak, bir partinin mensubu olarak bizler tecrübe karşı her zaman tepkimizi göstermişiz. Ama belediye bir kamu görevi yürütüyor. Belediyenin çalışması farklı şeydir. Bunun dışında siyaseten yaptığımız şeyler farklı şeylerdir. Onu hatırlatmak istiyorum. Tabii ki bizim için önemli olan halkın iradesinin ortaya çıkması. Ve 31 Mart seçimlerinde güçlü bir şekilde halkın iradesi ortaya çıktı. Belki de 3 dönemdir belediye seçimlerine katılıyoruz. Daha önceki dönemlerde %52 ile ikinci dönem %53'te, bu son dönemde %57.4 ile halkımız büyük bir destek veriyor. Tabii ki herkesin kafasında acaba kayyum atanır mı? Açılan davadan sonra, verilen karardan sonra bir kayyum gelir mi gelmez mi? Burası Türkiye. Hukukun olmadığı, adaletin olmadığını, yargının bağımsız olmadığı, tarafsız olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bunun için neyi nasıl olacağını bilemeyiz. Ama bizim için halkın iradesi önemli. Halkın iradesine ipotek koyulduğu zaman biz tepkimizi gösteririz. Çünkü o iradeyi tanımamak bu halkı tanımamaktır. Hak ve özgürlükleri askıya almak, bir bütün olarak hak ve özgürlükleri askıya almak anlamına geliyor. Yoksa bireysel olarak kayyum atamış, atamamış bizim için çok önemli değil. Ama iradenin ipotek altına alınması konusunda tepkimizi elbette ki gösteriyoruz, göstereceğiz, doğru bulmayız. Şimdi bir yargı süreci başladı ama sonuç değil. Yani Yargıtay'ın kararı ortadan çıkmaya kadar yargının vermiş olduğu kararlar bir kişiyi hükümlü olarak göstermez. Öyle bir kural yok hukukta. Yoksa bu kayyuma neden olacak bir süreç de değil, bir durum da değil. Yani böyle olsa bile meclisin kendi içinden bir belediye başkanı vekilini seçerek o çalışmaları sürdürme gibi bir durumu var.